Günaydın efendim. Alper ekranlarında portföy yönetimine hoş geldiniz. Saatlerimiz 10.20'yi gösteriyor. Piyasalar açıldı ve gelişmeleri Skype hattımızda program konuğumuzla birlikte karşılayacağız. Bugün bize GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır eşlik edecek. Ona soracak çok sorumuz var ve hazır onu bulmuşken de BIST 100'den dolara kadar, dolar endeksinden Amerikan 10 yıllıklarına kadar ve hatta son günlerin önemli konusu temettüler ve temettü sonrasındaki hem hisse performansları hem de endeks performansına dair önemli teknik seviyeleri almak istiyoruz. Eğer hazırsa, evet konuğumuz hemen bağlantımıza geçebiliriz. Kudret Ayıldır, hoş geldin diyelim size. Hoş bulduk Belgin Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen Borsa İstanbul'la başlayalım öncelikle. Borsa size soracak çok soru biriktirdim. Hazır bulmuşken de dedim ki süreyi verimli kullanalım. Önce BIST 100'le başlayalım. Birinci sorumuz BIST 100 olsun. Bir, neden yükseliyoruz? Belli başlı bir sebebi var mı? İkinci sorum da şu anda temettülere başladık, temettü ödemelerine. Bunun endeks üzerindeki etkisi ve hisse üzerinde, hisse performansları üzerindeki etkilerinde yatırımcı hangi noktalara ve hangi seviyelere dikkat etmesi gerekiyor? Dün mesela Ereğli temettü verdi. Endeks üzerindeki payı da ağırlığı da fazla olan bir hisse. Bu noktada bize hangi dikkat çekici şeyleri belirteceksiniz? Sizi dinliyoruz. Borsaya yine maşallahla başlamak lazım Belgin Hanım. Geçen hafta da maşallahla başlamıştık. Doğru. Fiyat anlamında yukarı yönlü reaksiyonlara devam ediyor. Tabii bunun arka planında globalden ayrışıyoruz diyoruz ama belli başlı hisseler önderliğinde de yukarı yönlü reaksiyonların daha hızlı bir şekilde devam ettiği de unutulmamalı. Örnek veriyorum, dün endekse etki puan bazına baktığımız zaman da yine Ereğli işin en top noktasındaydı. Yani son dönemdeki özellikle belli başlı hisse yapılandırmaları ile birlikte borsa performansları önemli yukarı yönlü hareketler izledi. Enflasyon üzerinde bir getiri arayışında olan yatırımcılar özellikle bu noktada hisse piyasasına da taleplerini göstermiş oldu yılbaşından beri. Globaldeki havaya baktığımızda bizim şu anda bulunmuş olduğumuz nokta önemli. Tabii yeni dönemde özellikle hani yabancı tarafında da bir destekleyici faktör oluşursa şu anda bulunduğumuz noktadan çok daha üst noktalara çıkabilme potansiyelimize şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü her hafta görüyoruz yabancılar hisseden çıkışlarına devam ediyor. Ama burada yerlinin devamlılığı ister istemez bu fiyatları görmemize imkan tanıyor. Şu an için Borsa İstanbul Yüz Endeksi 2195 seviyelerinde. 2105 seviyesi bizim daha önce bu yılın zirvesi noktasıydı ve direnç noktası konumundaydı. Artık burası destek noktası konumunda. 2105 üzerinde ana görüntünün yukarı yönlü olduğunu öncelikle söylemekte fayda var. Burada 2200 seviyesi ara bir direnç noktası olarak kabul edilmekte. 2407 tüm zamanların zirvesi öncesinde ilk etapta bu bölgeyi takip ediyor olacağız. 2200'ün üzerinde kalıcı bir reaksiyon izleyebilirsek bu bizim için pozitif rallinin devamı anlamına gelir. Aksi takdirde bir miktar tepki hareketine şaşırmamak gerekir. Ama bu tür bir tepki hareketi olsa dahi ana trend hala pozitif tarafta diyebiliriz. Temettü tarafına gelecek olursak Ereğli bu noktada çok önemliydi. Hatta bilinen klasik korelasyonları da bozan bir görüntüdeydi. Neden? Çünkü genellikle hep şöyle bir algı oluşur. Temettü verileceği zaman işte hisse fiyatında en azından brüt fiyat kadar bir geri çekilme olur. Bu sebeple de ben temettüden bir gün önce hisse pozisyonumdan çıkayım. Bir gün sonra hisse düşer, ben tekrar alıma dahil olayım şeklinde bir düşünce yapısı var. Bu da aslında işin kısa vadeli işlemcilerinin psikolojisiyle oluşan bir durumdu. Ama eğer siz hissenizi uzun vadeli perspektifte devam ettirirseniz, temettüden yararlanırsanız ve hatta bu temettüyü de hisseye tekrar alım şeklinde devam ettirirseniz, orta uzun vadeli konjonktürde sizin hem enflasyon üzerinde bir getiri elde edebilmenize hem de hisseye daha ciddi bir ortak olabilme potansiyelinizi
kuvvetlendirecektir. En azından sonuçta bu hisse piyasasında yatırımcıların olmasının ana sebebi refah seviyesini yükseltebilmek. Bu sebeple de hani bu tür kısa vadeli stratejiler evet anlık reaksiyonda önem arz edebiliyor ama bazı zamanlarda bunun bozulduğunu da görebiliyoruz. Bunu Ereğli'de de çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani özetle temettü tarafında orta uzun vadeli bir yatırımcı perspektifindeyseniz bu temettülerin varlığı önemli, itici bir güç olacaktır. İlaveten bu temettüleri hisseye de tekrardan alım yönünde desteklenmesi durumunda sizin mevcut süreciniz çok daha iyi bir noktada olacaktır. Kısa vadeli işlemciler bu noktada tabii ki biraz mevcut volatiliteden yararlanmak istiyorlar. Ama burada bir soru işaretini ve dipnotta paylaşmakta fayda var. Evet şu anda her şey güzel gidiyor. Hisseler pozitif yönde reaksiyonlar verebiliyor ama belli başlı panik havası ya da satışların oluşması durumunda tepeden yakalanmalar da çok fazla olabiliyor. Bu sebeple de eğer profesyonel değillerse kısa vadeli gün içi işlemler biraz daha dikkatle incelenmesi gereken bir süreçtir diyebiliriz. Şimdi tekrar bir süze dönmek istiyorum. Özellikle öğrenmek istediğim böyle günlerde 8, 13, 21 günlük destekler ve yukarıdaki ara direnç noktaları olarak ve tabii ki 50 günlük ve 70 günlüklere de bakıyoruz. Onlarda da trendin bozulup bozulmayacağını ölçümlediğimiz seviyeler. Bu gözle baktığımızda endekste kritik destek ve biraz önce siz bahsettiniz 2105 ana destek noktamız olarak gözüküyor. Eğer biz endekste 2406'yı hedeflediysek daha önceki gördüğü zirve, bu noktada 2105 seviyesi bizim için önemli bir destek noktası. Ama bunun aşağısı da var. Yani tekrar ihlal olarak kalabilecek seviyeler de var. Ve tabii ki arada 2200 şimdilik hedefimiz, an itibariyle görebiliriz de her an için o seviye, ama o 2200'ün üzerinde de bazı ara dirençler olacak. Hatta bunlar bazen korkutacak bizi. Örnek verelim, daha önce 2030 seviyesinde 35'te yaşadığımız ya da 2060 direncinde yaşadığımız gibi. Böyle kritik seviyeler noktasında bize neler söyleyeceksiniz? Hazır siz Fibonacci rakamlarını hareketli ortama çevirmişken ben de birkaç tane Fibonacci rakamından bahsedeyim Belgin Hanım. 240 dakikalık grafikte 89, 144 ve 233 periyotluk üssel hareketli ortalamaları kullanabilir yatırımcılar. Benim hemen burada grafiklere baktığım zaman 2030, 1965 ve 1900 seviyelerinden geçiyor. Nitekim 89, 144 ve 233 periyotluk üssel hareketli ortalamalar kabataslak 2021 yılından itibaren önemli bir destek noktası olarak karşımıza çıktı. Hatırlarsınız Borsa İstanbul Yüz Endeksi 1830'lara kadar bir düşüş kaydetmişti. Tam o düşüş bölgesi 233'lük hareketli ortalamadan dönüş kaydetti. Yani muhteşem bir teknik görüntüydü. Hatırlıyorum o zamanlar size zaten bu bölgenin önemli olduğunu izah etmiştiniz. Evet. Güzel bir bölgeydi. Bu sebeple de sizlerin söylediği hareketli ortalamalar ben 89, 144 ve 233 periyotluk üssel hareketli ortalamaları da eklemek isterim. Peki, bunları da hemen notlarımızın arasına aldık. Şimdi bu hafta içerisinde özellikle bugün saat 15 itibariyle Powell'ın açıklamaları var. Ne dedi? Agresif faiz artışlarını yapabiliriz, bu adımları atmaktan çekinmeyeceğiz dedi. Yani büyümeyi bir tarafa bırakan ve enflasyona sıkı bir şekilde asılan bir FED görüntüsü çizdi. Şimdi bu bağlamda baktığımızda Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde de özellikle 5 yıllık ve 10 yıllıklar arasındaki o makas kapandı ve ciddi bir tahvilden çıkışı da gözlemledik. Çünkü faizlerin daha da yükseleceğine dair beklenti, elinde tahvil tutan yatırımcı daha çok zarar etmeyeyim şeklinde bir nakde döndü, ama yeni alımlar için de henüz harekete geçmedi. Ama buna karşılık da dolar endeksi fazla kıpırdamadı. Belki de piyasalardaki o hassas dengeyi bozmamak, S&P'nin hareket alanını kısıtlamamak ya da S&P'nin nefes almasını engellememek adına. Şimdi bu üç bağlamda S&P 500, Amerikan 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil arasındaki hareketlilik ve dolar endeksini nasıl bakmalıyız, nasıl yorumlamalıyız? Elimizde hisse senetlerimiz var. Bu rehberleri nasıl yorumlamalıyız? Özellikle büyük merkez bankaları buna İngiltere, ECB, Fed gibi baktığımız zaman ECB'yi tabii ki biraz daha geri planda bırakalım. Önce Fed ve
İngiltere Merkez Bankası'nın ortak görüntüsüne bakalım. Yüksek enflasyon, enflasyonla mücadele konusunda yapabileceği ne varsa yapmaya çalışan, bunu da çok net bir şekilde piyasalarla paylaşan bir görüntü var. Sizin de belirttiğiniz gibi büyümeden ziyade enflasyon odaklı bir ilerleme kaydediyor. Ve bu sebeple de Fed Mayıs ayında 50 bas puanlık bir faiz artışı mesajını da Powell önderliğinde vermiş olduğu, nitekim vadeli tahminlerde bunu görüyoruz. İngiltere Merkez Bankası da 2021 sonundan itibaren enflasyonla mücadele konusunda zaten faiz artışını mesajını veriyor. Nitekim biraz önce de zaten enflasyon rakamı geldi İngiltere'de. Bu da yeni dönemde tekrar faiz artışına devam edeceği anlamına geliyor. Tabii burada dolar endeksi neden çok fazla yukarı yönlü reaksiyon vermedi? Ben burada biraz Avrupa Merkez Bankası'nı öne çıkartmak istiyorum. Normal şartlarda Avrupa Merkez Bankası faiz artışı görüntüsüne eğer noktayı koysaydı, biz faiz artırmayacağız deseydi, dolar endeksi çok daha farklı noktalarda olabilirdi. Hatta 103.76 tarihi seviyeye doğru bir hareketlilik de şaşırtıcı olmayacaktı. Ama ECB de aslında buradayım mesajını vermeye başladı. Yani bu sene de ECB tarafından bir faiz artışı gelebilme ihtimali üzerinde de çok ciddi bir şekilde konuşulmaya başlandı. Euro dolar paritesinin 1.08'lerden verdiği tepkileri gördüğümüz zaman da bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani dolar endeksini bu anlamda vurgulayabiliriz. Tabii yine grafiksel anlamda baktığımız zaman dolar endeksini beni burada görmüş olduğum kaba taslak 100 günlük üstel ve basit hareketli ortalamalar 96-96-50 civarlarından geçiyor. Bu bölgenin üzerinde zaten psikolojik yüz seviyesine doğru bir reaksiyon ve bunu da geçmesi durumunda biraz önce de bahsettiğim 103.76 bu seviye Trump'ın başkan seçildiği zaman görülen zirve. Trump'tan önce 2003 yıllarında, yani 14-15 yıllık dinamiklerde görülen seviyelerde. Bu sebeple de önemli bir bölge. Buraya kadar bir reaksiyon görülebilme potansiyeli söz konusu. S&P 500 tarafına baktığımız zaman 4.512 civarlarında, vadeli de şu anda %0.03'lük bir pozitif reaksiyon verme şeklinde. Tabii yeni dönemde S&P 500 endeksi tarafında yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyeli ön planda. Burada 4.700-4.800 zirvesine doğru bir reaksiyon izleyebilir miyiz? İzleyebilme potansiyelimiz var. Yeter ki son dönemdeki o toparlanma ibaresini ya da ayı piyasasından boğa piyasasına geçişini devam ettirsin. Bu anlamda, teknik anlamda 4.400 seviyesine dikkat edebiliriz. Bu bölgenin üzerinde kaldığımız müddetçe S&P 500 tarafında da yukarı yönlü reaksiyonların etkisini sürdürmesini bekleyebiliriz. Bu arada telefon hattımızda bağlantımız var. Kudret Ayyıldır bizlerle birlikte. Kudret Bey, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba Belgin Hanım, tekrar. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. En son notlarıma baktığımda, sizin konuşmalarınızdan aldığım notlar dahilinde S&P 500 DAX endeksi ve Amerikan 10 yıllıklarından bahsediyorduk. Euro dolar paritesi ve Avrupa Merkez Bankası kararlarından da bahsetmiştiniz. Evet, sözü size bırakıyorum. Aynen, S&P 500'den devam edelim Belgin Hanım. Özellikle son dönemde jeopolitik temasının da birazcık daha sakinleşmesiyle birlikte Amerikan borsalarında önemli toparlanmalar izledik. Ve bu toparlanmayla birlikte özellikle S&P 500'ün 4.000'lerden dönüşü çok önemliydi. Nitekim son süreçte de kısa vadeli görüntüde biraz daha hareketli ortalamaların üzerinde hareket ediyor olması, yani 4.430'ların üzerinde seyrini sürdürüyor olması yukarı yönlü reaksiyonları aslında teyit unsuru kazandırdı. Bu sebeple de kaba taslak 4.400-4.430 bölgesi üzerinde S&P 500 benchmark göstergesinde yukarı yönlü reaksiyonların devam etmesi ve bu senaryodan yola çıktığımız zaman da 4.580-4.600 bölgesine doğru yeni bir hareketlenmenin oluşabilme ihtimali var. Tabii bu sadece S&P 500 için de değil. Nasdaq, Dow Jones olsun, hatta DAX 40 olsun, genel bir borsa performanslarında şu anda kayıplarını önemli oranda telafi eden bir perspektif izliyoruz. Bu da ister istemez yeni dönem için önemli olumluluk da arz ediyor. Evet, son 2 dakikamız var. Bugün ve bu hafta için baktığımızda
sizin yakın takibinizde olacak konu başlıkları neler? Genel çerçevede önemli isimlerin gerçekleştireceği konuşmalar, işte Powell'dır, Bailey'dir, Lagarde'dir, bunlar sürekli olarak piyasalara belli başlı açıklamalar yapıyorlar. Bu sebeple de haftanın geneli itibariyle yine bunları takip ediyor olacağız. Bunun yanı sıra haftanın yine geneli itibariyle PMI detayları olsun, dayanıklı mal siparişleri olsun gibi önemli veri setleri de söz konusu. Yani bu haftanın geneli itibariyle bu tarz data setlerine dikkat edeceğiz. Tabii kritik merkez bankaları toplantılarını geride bıraktığımız için bu hafta ve yeni hafta dinamiklerinde de yine Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin haber akışlarını incelemek lazım. Müzakere süreçleri, her gün görüşmeler oluyor. Bazen anlaşamıyoruz, bazen belli kademeli bir şekilde ilerliyoruz şeklinde açıklamalar geliyor ama hani işin daha da net bir boyutu, bu süreçte uzlaşma olacak mı olmayacak mı, bununla alakalı yeni dönemde gelebilecek haber akışlarını ayrıca takip etmekte fayda var. Evet, bu notlarla birlikte çok teşekkür ediyoruz size. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ay Yıldır, iyi çalışmalar diliyoruz.